Merhabalar, bugün sizlere çıtır çıtır nefis bir börek tarifi vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok pratik, nefis bir börek olacak. Böyle şu şekilde de göstermek istiyorum size. Evet, malzemelerim hazır. İsterseniz hemen böreğimizin yapımına geçelim. Evet, tavam ısındı. Üzerine yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ ekliyorum. Ve üzerine yaklaşık 3 tane orta boy soğan doğradım. 2 tane büyük soğan dolu kuru soğan. Ben orta boy 3 tane kuru soğan yemeklik doğradım ve tavama alıyorum. Ve soğanımı biraz kavuracağım. Soğanım öldüğü zaman daha sonra üzerine kıymamı ilave edeceğim. Evet, soğanım biraz öldü. Şimdi üzerine yaklaşık 500 gram kadar kıyma ilave edeceğim. Ve kavurmaya devam edeceğim. Evet, burada da yaklaşık 50 gram kadar tereyağını aldım ve yakmadan eritmemiz gerekiyor sosumuz için. Bunu da bir taraftan yaparsanız soğuması gerekiyor çünkü. Evet, yakmadan eriteceğim ve daha sonra kenara alacağım, sosumuz için gerekli çünkü. Bir tarafından da soğanımızı kavurmaya devam ediyoruz. Kıymamız ve soğanımız kavrulurken tuzunu ve karabiberini atacağım. 1,5 çay kaşığı kadar tuz atacağım. 1 çay kaşığı da karabiber atacağım. Siz damak zevkinize göre baharatları azaltıp çoğaltabilirsiniz. Evet, soğanımı ve kıymamı güzelce kavuracağım. Daha sonra böreğimin yapımına geçeceğim. Kıymamı kavurdum, soğumaya aldım. Şimdi böreğimizin sosunu yapacağız. Öncelikle 1 çay bardağı ılık sütümü karıştırma kabıma alıyorum. 1 çay bardağı da ılık suyum var. Kaynar olmasın, kesinlikle ılık olsun yeterli. 2 yumurta akımızı da alalım. Evet, daha önce 50 gramdan biraz fazlaydı tereyağı eritmiştim. Onu da alıyorum, o da soğudu. Evet, 1 yemek kaşığı da sirkemiz var. Onu da ekleyelim. Ve güzelce çırpalım sos malzemelerimizi. Evet, tezgahıma 2 adet baklavalık yufkamı seriyorum. Ve üzerine hazırladım.
bolca süreceğiz. Sosumuzdan böreğimizin üstüne kenarlarına bolca sürelim. Her tarafına gelecek şekilde sürerseniz çok iyi olur. Sosumu bolca böreklerimin üzerine sürdüm. Şimdi 180 derecelik fırında pişmeye bırakalım. Böreklerim fırından çıktı. Çıtır çıtır nefis bir börek oldu gerçekten. Hem çok pratik hem çok lezzetli, nefis bir tarif oldu. Mutlaka denemelisiniz diyorum. Şöyle bir de içini göstermek istiyorum sizlere. Evet, kıyma gerçekten baklava yufkasına çok yakışıyor. Mutlaka denemelisiniz diyorum. Bu tarifimizin de sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone değilseniz, bu videoyu izledikten hemen sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Her gün farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.